1992, sonra 93'te bayilik açtım. Yani neredeyse karateyi kullanmamız bizim bayilik açmamıza denk gelecek dönem. Yani yaklaşık 23-25 yıl arası karateyi kullanıyoruz yani. İlk kullanmaya başladığımızda direkt karate vardı. Daha sonra bu karate zeon olarak kapsül haline dönüştü. Kapsül hale dönmesi hem ilacı etkinliği açısından hem etki zamanı açısından daha avantajlı duruma geldi. Ve çevreye ve insanlara karşı kullanımında karate zeon daha kullanılabilir konumda ve rahat kullanımı var. Sincente'yi tercih ediyoruz. Yelpazesi çok geniş. Sebze tohumunda olsun, mısır tohumu, ilaçta çok fazla kapsamı geniş, yelpazesi geniş. Bir güzelliği daha var. Bayiler aracılığıyla olsun direkt ulaşabileceğimiz, herhangi bir şikayetimiz yahut da eksik bilgi olduğu anda ne yapmamız gerektiğini bize yönlendirebilecek arkadaşlara hemen anında bir telefonla ulaşabiliyoruz. Bu olayı da çok güzel güzel görüyoruz. Onun için Sincenta'dan başka bir şey demiyoruz. Yaklaşık olarak 17 yıldır Karate Zeon İsteksit'ini kullanmaktayım. Salkım güveşine ruhsatlı bir İsteksit'tir. Eski bir İsteksit'tir. Çok iyi bilinen bir markadır. Salkım güveşine ruhsatlı olduğu için yıllarca kullanmaktayım. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Yılda karate'de ilk üretilen 5 EC olan şey formülasyon değiştirilerek kapsüllü zeon şekline getirildi. Zeon şekline getirildikten sonra kullanım daha kolaylaştı. Karışımlarda daha da bir sıkıntı yok sayılır derecede azaldı. Etkisi de aynen devam ediyor. Etkisi de bir sıkıntı olmadı. Bu yönde bir de ekonomik olmuyor yani kullanımda karışımda bir sıkıntı olmaması nedeniyle ilacın etkisi iyi olduğu için tercih sebep oluyor. Sincenta eğer bir ilaç çıkarttıysa, yeni bir aktif madde çıkarttıysa mutlaka denemeleri yapılmıştır. Bize sadece uygulaması ve kendi gözümüzle görüp tecrübe etmesi kalıyor. Nerelerde kullanacağımız kalıyor. Yani Sincenta dendiğinde hiç kabul edilebilir, gördüğümüzde, bildiğimizde nerede kullanacağımızı öğrenmesi kalıyor sadece.